yardıma atıyorum. Aynen. 26 Ekim Perşembe günü evimden çıkarken yaklaşık evimin 100 metre ilerisinde aniden iki tane sivil polis beni çevirdi. Bana bazı sorular sormaya başladılar. Önce tabii polis olduklarını gösterdiler, polis kimliklerini. Bana sorular sormaya başladılar. Ben tabii şaşkınlık içerisinde bunlar kim, ne oluyor diye etrafına bakındım önce. Sonra baktım sadece ben ve iki polis duruyor. Karşıda bir beyaz araba durmuş, dublo tipi sanki gördüğüm kadarıyla. Ve ben şaşkınlık içerisinde bana sorular sormaya başladılar. Meriha Başkan, bize parti içerisindeki faaliyetlerden biraz bahseder misin? Seninle biraz konuşmak istiyoruz. İşte bir yerde oturup bir çay içelim. Ben tabii şaşkınlık içerisinde onlara bakıyorum. Ne münasebet dedim. Ben bir legal partinin ilçe başkanıyım dedim. Ben size ne konuşacağım? Kızmayın dedi. Biz sadece sizinle biraz konuşmak istiyoruz. Ne münasebet dedim. Çekilin önümden. Kızgın bir şekilde tepki gösterdim onlara. Onlar tabii halen ısrarla üzerime geliyorlar. O anda diğer eş başkan beni aradı. İlçeden toplantı vardı. O telefonu kapatın dedi. Biz sizinle konuşuyoruz. Ben konuşamazsınız ve ben telefonu kapatmıyorum. Çekilin önümden, ben işime gideceğim. Biz seni işine yetiştiririz dedi. Bir iki soru soracağız. Soramazsınız dedim. Sorduğunuz soruya ben cevap vermem dedim. Ondan sonra biraz ısrarla beni takip etmeye başladılar. Ben durağa kadar yürüdüm. Kendileri de peşimden geldiler. Tekrar bakın dedi, bizim herhangi bir şeyimiz yok. Biz size sadece birkaç soru soracağız. Soramazsınız dedim. Siz bana soru soramazsınız. Kızdım. Birine kızınca o biraz geri çekildi. Diğeri geldi. Aynı şekilde yine kimlik gösterdi. Ben polisim. Biraz konuşalım falan. Ben dedim ki ne münasebet ya, çekilin önümden, ben işime gideceğim. Bayağı bir beni bir oyaladılar bir 10 dakika. Sonra tabii ters tepki gösterince onlara kızdım ben. Sonra geri dönüp gittiler. Yani o an ben yani bir afalladım, bir baktım arabanın içinde iki tane daha var. Tabii hani ne kadar yani bu tür şeyler tabii diğer arkadaşlara da olmuş, duyuyoruz. Ben de ilk defa olduğu için bir de biraz bir böyle bir afalladım. Yani polis ta oraya kadar gelmiş. Yani benim evim biraz şehrin 12 kilometre ötesinde. Parti içi faaliyetleri benden soracakmış. Yani ben şaşkınlık içerisinde durup onlara bakıyorum. Yani bu baskınlar zaten bildiğimiz gibi 40 senedir, 30 senedir aynı şeyler devam ediyor. Bireysel veya toplumsal veya halkın üzerindeki bu baskınları zaten görüyoruz, biliyoruz. Bu tür şeyler ne kadar olsa yani bizi yıldırmayacak. Ben bir sürülçe başkanıyım. Yani bana benim için herhangi bir şey ifade etmiyor ama yani bu baskınlar da bunlar da yani bir zulümdür bana göre. Bana göre bunlar olmaması gereken. Acaba diğer partilerin ilçe başkanlarına da böyle şeyler oluyor mu? Sormak lazım. Acaba bu tür faaliyetler diğer AKP'nin, MHP'nin veya CHP'nin il başkanlarına oluyor mu? Yoksa bu sadece bize mahsus bir şey. Yani bunda da ben şaşkınlık yaşıyorum. Ve böyle bir şeyi ilk defa yaşadığım için biraz yani toplumsal olarak, halk olarak, bir başkan olarak ben gerçekten çok böyle üzgünüm. Böyle bir şey yaşadığım için. Yani niye, neden? Herhangi bir şey yok. Bunu gelip bana ta evimin önünde bu gibi sorulara maruz bırakıyorlar. Tabii ki belki bu bir gözdağıdır, belki bu bir yıldırmadır, belki bu bir politikadır ama ben buradayım ve surdayım. Bütün çalışmalarıma da devam ediyorum, edeceğim. Bu da böyle bilinen.